Gençler hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Evet polinomlar konusuna başladık. İlk 4 test kanalda var arkadaşlarım. O biraz amatörce ama olsun idare eder gene. Şimdi e, 5. testten itibaren bir başlayalım bakalım ne kadar gidebilirsek. Şimdi birinci sorumuz Px artı 1 polinomu verilmiş. Px polinomu katsayılar toplamı 6 olduğuna göre diyor. Bunu sabitlerimi kaçtır diyor. Arkadaşlarım katsayılar toplamı 6 demek. Yani P1'i aslında 6 demek istiyor. Ve sabit derimi kaçtır diyor. E, sabit derimde x bölümüne 0 yazacaktım. 0 yazdım. P 1 aslında kaçtıra dönmüş olay. Tamam mı? Bu kaçtır olmuş. Şimdi burada P1 var. E, bana şuradaki M'yi buldurmak için P1'i bir yem olarak atmış. Tamam x'ine ben 0 yazayım. 0 yazmam burası gitti burası gitti. P1 6 oldu. Yani demek ki benim M sayım aslında 6'ymış. Polinomu şöyle bir güncellersem buraya şöyle bir 6 Yazabilirim aslında. E, P-1 istiyor. E, burada P-1 içinde x gördüğüm yere 2 yazmam lazım ki P-1 olsun. Eksi 2 yazdım. Eksi 8 artı 4 artı 6 oldu. Bu da görüldüğü üzere 2 yaptı. Tamam mıdır? Hadi bakalım ikinci sorumuz. P kök 2 diyor arkadaşlar. Bakalım P kök 2'yi nasıl bulacağız? Ne yapabiliriz? Direkt yerine yazarız değil mi? Yani P kök 2 dediği zaman direkt yerine yazarız. Kök 2'nin dördüncü kuvveti. Kök 2 demek bu arada 2 üzeri 1 bölü 2 demektir. Yani onu kullanabiliriz. 2 üzeri 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti. Artı bunu 2 tane x kare çarpı x yazsam. Şurada yazayım hatta. 2 tane x kare çarpı x yazsam. x kare gördüğüm yere yani x gördüğüm yere kök 2 yazsam. Bunun karesi direkt 2 yapacak arkadaşlarım. Diğer tarafta da kök 2 oldu. Eksi. Şurada x bölüme kök 2 yazsam 2 olacak. 3 ile çarpsam 6 olacak. Eksi 2 kök 2 oldu zaten. Tamam. 2 üzeri 1 2'nin 4. kuvveti. 2 üzeri 2 yapacak. O da bize 4 yaptı. Artı 4 kök 2. Şurası. Eksi 6 eksi 2 kök 2 yaptı. 4 kök 2 2 kök 2 düştüm buradan. 2 kök 2 yaptı. 4'ten 6 çıktı. Tabii ki de eksi 2 yapıverdi. 2 kök 2 eksi 2 burada buldum. Hemen işaretledim. Tamam mıdır? Evet. Üçüncü sorumuz. Px bir polinomdur. Bu olduğuna göre Pa kaçtır diyor. E x'e 0 yazayım o zaman ben. Pa'yı istiyorsam. x'e 0 yazayım. Bak Pa ne güzel olu verdi. Bu gitti. Bu gitti. E 1 kaldı. E demek ki Pa da 1'miş. Değil mi? Yani o kadar uğraşmaya gidilmeye gerek yok. Dördüncü soru. Px bir polinomdur. P1 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım x'e 1 yazsam burada P1 olacak ama burada P-1 olacak. E tam sonra bir de eksi 1 yazı veririm. P1'i illaki bulurum değil mi? Bir deneyeyim bakalım. X yerine 1 yazdım. Orası ne oldu? P1 eşittir. 1 yazsam 2 tane P2. Burada da 3 var şurada. Şu 3'ü unutmamam lazım. 2 eksi 3 tane P eksi 1. Tamam. Bir de X yerine 1 yazacağım arkadaşlarım. X yerine 1 yazdım. Burası P eksi 1 oldu. Eşittir. Şurasına eksi 1 yazsam eksi 2 olacak. Eksi 3 tane. Bu sefer burası P1 oldu. Şimdi ben burada karışmasın diye P1'e A diyeceğim. P eksi 1'e de B diyeceğim. Ve bulmak istedim benim de A. Tamam. Şimdi A eşittir. 2 eksi 3 B değil mi? Burada da B eşittir. Çünkü buraya B dedim. Eksi 2 eksi 3 A. E benim niyetim A'yı bulmak. Gelirim buradaki B'yi Burada yukarıya yazarım yerine yani a eşittir 2 eksi 3 aç parantez eksi 2 eksi 3a diyebilirim. E buradan da a eşittir 2 artı 6 dağıtıyorum artık artı 9a ne oldu ben yani 9a e ne oldu bu kadar geldik de bir şey mi oldu acaba bir bakalım burası 8 bunu buraya yazsam eksi 8a eşittir 8 olacak demek ki a eşittir eksi 1 olacakmış. Pekala biz A'yı arıyorduk. Eksi 1 var mı? Tabii ki de var. Değil mi? Kaçar mı bizden? Evet geldik bakalım 5. sorumuza. 5. soruda bir tane polinom verilmiş. Sıfırlarından biri eksi 2 olduğuna göre. Yani diyor ki polinomu sen içine eksi 2 atarsan bu 0 olacak. Tamam. E burayı biz eksi 2 yapan değere bakalım. Buraya eksi 2 yapan değer eksi 4 değil mi? Yani x yerine eksi 4 yazarsam eğer orası eksi 2 olacaksa Eksi 4'ün karesi 16 yaptı. 16 eksi 4a'nın aslında bir sıfır olmasını istiyoruz. E kolay. E buradan 4a eşittir 16 oldu. O zaman a'yı da 4 bulu verdik. Değil midir? Altıncı soru. Ne diyor? Px ve Qx birer polinom. Her x gerçek sayısı için böyle bir şey varsa P1 3 ise P0 eksi 1 ise M kaçtır? Evet. Şimdi burası acaba ne olabilir? Bakalım. Şimdi arkadaşım Q ile alakalı bir şey yok burada değil mi? O zaman ben X yerine bir 1 yazayım. Q kaybolacak herhalde. Şimdi X yerine 1 yazsam 1 1'den bak burası gitti. 1 yazsam M artı ne? Eşittir P1 kaçmış? 3'müş. O zaman 3 çıktı. 0 yazsam bak burası yine gitti. E 0 yazsam M de gitti. Çünkü 0 çarpı M. O zaman N geldi sadece eksi 1. E N eksi 1. Burada gelip eksi 1 yazsam M'den 1 çıksa 3 olacaksa demek ki M'de zaten 4 olacakmış. Tamam bu şekilde toparlayabiliriz. 7. soru. Başka sayısı 4 olan ikinci dereceden Px polinomu için bu eşitlik sağlandığına göre bu fark kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar başka sayısı 4 ise hemen ben polinomuma 4x kare artı ax artı b yazabilirim. P2 ile P1'in farkına 0 demiş. Bakalım. P2 dersem 2'nin karesi 4. 4 ile çarptım. 16 artı 2A artı B. Eşittir demek istiyorum. Bunların farkları sıfıra birbirine eşittir. 1 bir yazsam 4 artı A artı B diyebilirim. A'yı attım buraya. A, A ne güzel geldim. Bak B'ler gitti. Bunu da buraya atsam. Eksi 12. Yani A değeri eksi 12 imiş. O zaman bir güncelleme lazım. 4x kare eksi 12x artı B. E, P1 ile P0. E, P1 nedir? 4 eksi 12 artı B'dir. Bundan kimi çıkarmamı istiyor? P sıfırı. E, P sıfır da B zaten. Bunlar gidiyor. E 4'ten 12 çıktı. Eksi 8 artı B eksi B. B'nin hiçbir hükmü yokmuş. Bunlar gitti. Tabii ki de eksi 8 verecekmiş. Tamam mıdır? Evet 8'e geldik. Bakalım 8 ne diyormuş? Px bir polinom olmak üzere her x gerçek sayısı için bu varsa P1 nedir demiş. İlk sene 1 yazalım. Değil mi? İlk sene 1 yazınca bak burası gidiyor. Hiç alakası olmuyor. E 1 yazdım. 1 tane P1. Eşittir. 1 yazsam 2 artı 2 eksi 2. Şunlar gitti. Demek ki P1'de 2 oluyormuş. Bak ne güzel geliyor değil mi? Oh güzel. 9. sorumuz. Px1 polinomial her x gerçek sayısı için bu olduğuna göre P1 kaçtır diyor. E x yerine ben 1 yazayım. Değil mi? Şöyle ikseline 1 yazayım ki P1'i bir bulmaya çalışalım. Şimdi 1 yazsam 2 tane P1 oldu arkadaşlar burası. 2 tane P1 artı P2 eşittir. 8, 9, 10. 1 yazdım böyle geldi. Bir de 2 yazayım. 2 yazsam 2 tane P2 oldu değil mi? Şimdi buraya 2 geldi. Bir tane P1 geldi. Tamam. 2 yazdığım zaman 4. 2 de burada 6. 8 de burada 14 oldu değil mi? E ben buradan P2'yi kaybedeyim. Ne yapayım? Üst tarafı eksi 2 ile çarpayım ki eksi 2 P2 artı 2 P2 birbirini götürsün. Eksi 4 P1. Bir tane de burada var. Eksi 3 tane P1 oldu. Eşittir. Eksi 20. 16 da burada var. Eksi 6 oldu. Her tarafı eksi 3'e bölersem P1'i de 2 bulmuş olacağım. Tamam mı? Yeter ki bir şeyler yazalım yerlerine. Yani ne lazım bize? Ne yapılabilir? Onlar hakkında illaki bir şey çıkar arkadaşlar. Evet ne diyor? Px çarpı Px artı x eşittir 12x kare olduğuna göre Px polinomun baş katsayısı hangisi olabilir diyor. Bakalım. Şimdi arkadaşım bir kez x kareli bir ifade var değil mi? burada? Tamam. E şimdi burası zaten e, birinci dereceden olmalı ki bununla da çarpınca anca ikinci dereceden bir polinom olsun. Yani ben diyorum ki benim Px'im ax artı b türünde bir şey. Çarpı sonra ax artı b artı x gibi bir şey eşittir 12x kare yapıyor. Şimdi ama bak şurada ne var? X parantezini aldığım zaman a artı 1 artı b olmak zorunda değil mi? Şimdi ben ne yapayım? A x ile bunu çarpayım. E çarpalım a çarpı a artı 1 x değil mi? Artı bir şeyler. Tamam eşittir 12x kare. E bana diyor ki baş kat sayısı yani aslında a'yı soruyor. E buradan dağıttığım zaman a çarpı a artı 1 Şöyle 12 olacakmış değil mi? E kaç olabilir diyor. Arkadaşlar ben buraya 3 desem hemen bir ardışı 4 olacak zaten. A'ya 3 diyebilirim ben. 3 olabilir mi? Tabii ki de olabilir. E diğeri hocam. E diğeri denklem çözeriz. Ama şu anlık denklem çözmeyi bilmiyoruz. O yüzden de böyle kalsın. Başka sayısı 7 olan polinomun sabit terimi kaçtır? Bunun başka sayısı kaç ki acaba? 7 diyor. 7 yok ki burada. Neyse. İlk önce bir polinom olmasını sağlayalım arkadaşlar. 8 eksi n'nin pozitif olması lazım. n eksi 3'ün de pozitif olması lazım. Tabii ki doğal sayı olarak sıfırda olabilirler. Buradan 8 büyük eşit n. Buradan n büyük eşit 3. Anlamı ne? İşte n diyor ki 3 ile 8 arasında bir sayı olsun. Pekala. Ne diyor? Baş kat sayısı diyor. 7 olsun diyor. Şimdi acaba kaç yazarsak 7 olur ona bakalım. Şimdi bir kez 5 değil derecesi. 6 mı diye bakalım. 6 olması için kaç yazmam lazım? Ya da bunların eşit olduğu duruma bakalım mı? Eşit olduğu durum da yok arkadaşlar bunun. Neyse n yerine 3 yazsam ben bunun 6 olacak. Buraya 3 yazsam olmayacak. n yerine 4 yazsam burası 8 olacak değil mi? 8 olacak ama yine olmadı. Neyse şöyle düşünelim bakalım. Yani illaki 7 yapmak zorunda değiliz bunu. Yani 7 yapmak için 7 2 falan yazmamız lazım. Gerek yok. Şimdi mesela şurada bir x üzeri 5 var ya arkadaşlarım. Bunun başka sayısı 1 değil mi? Ben burada n yerine 3 yazsam. 3 kere 2 6. Değil mi? Bak buraya da 3 yazsam. Bak burası da 5 oldu. Bak 3 yazacağımı anlıyorum artık. Bak 7 x üzeri 5 artı 3 yazdım. x üzeri 0 oldu. Yani 1 oldu. Artı x üzeri 5 artı 1. 3 yazdı. Şurası 6 oldu tabii. 7 nereden çıktı? Hemen 7'ye gitmeyelim. ha Burası ne oldu? 7x üzeri 5 artı 2 yaptı. Yani polinom buymuş. Hocam nereden bileceğim ben? Düşüncen işte. Bak Allah akıl fikir vermiş değil mi? Düşüncen göreceksin. E sabitlerimi kaçtır diyor. Tabii ki de sabit de buradaki sayı olan 2'den başka bir şey değildir. 12. soru. 3. dereceden bir polinom olmak üzere eşitliği veriliyor. Başka sayısı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım burada ax küp artı bx kare artı cx artı d yazdıysan yandın gitti. Tamam mı? Oradan onları bulabiliyorsan, o katsayıları bulabiliyorsan hakikaten helal olsun. E ne yazacağız hocam? Şimdi eksi 2 atmışım, 1 atmışım, 2 atmışım hep aynı sayı çıkmış. O zaman diyeceksin ki Px'in eksi 2 atınca sıfırlayacak bir sayı ifade x artı 2. 1 atınca x eksi 1, 2 atınca x eksi 2. Ama bir de başka sayısı var bilmiyorum a. Ben bunları atınca sıfır çıkıyor. Adam diyor ki 4 çıksın diyor. O zaman bir tane buraya 4 ekliyorum. Tamam mı? Yani polinomu bu şekilde kuracaksın. Bak hem 3. dereceden Çarptığım zaman x küplü yapacak. Hem de bu koşulu sağlayacak. A içinde bir tane bilgi lazım. Bak P0 vermiş. 0 yazalım. 0 yazdığım zaman 2. 0 yazdığım zaman eksi 1. 0 yazdığım zaman eksi -2. 2. Çarpı A. Artı 4'ün aslında 8 olmasını istiyor. Burası 4 A yaptı arkadaşlarım. Karşıya attım 4 oldu. Demek ki A'yı da 1 buldum. Olayı bitirdim. 5. testte. Gelelim bakalım şimdi 6. testimize. 6. testimizde ilk soru arkadaşlarım. İlk soruda ne diyor? Basit bir polinom eşitliği. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapıyorduk arkadaşlarım. Zaten burasının çarpanlarına ayrılmış hali şunlar değil mi? Yani x-1 ve x-3. Bu da payda eşitlersek. Ben şurayı x-3 ile çarparsam. Şurayı da x-1 ile çarparsam. Şöyle bir şey yapıyorduk. x-7 eşittir diyorduk. m tane x-3. artı Artı n tane x eksi 1 diyorduk. Paydaları da yazıyorduk ama paydalar birbirini götüreceği için burada yazmıyorum. Burada isterseniz bunu dağıtabilirsiniz. x'lerin katsayıları diğerlerinin katsayılarına eşit diyebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım arkadaşlarım. Burada mesela m'yi kaybetmek için ne yapmam lazım ya da n'yi kaybetmek için ne yapmam lazım? x'lerine sayı vereceğim. İstediğiniz sayıyı verebilirsiniz ama tabii ki güzel olan sayı x yerine şu harflerden bir tanesini kaybetmek için vereceğimiz sayıdır. Mesela ben x'lerine 1 vereceğim x'ine 1 verdiğim zaman 7 1 daha 8 olacak. Eşittir 1 verdim. Burası bizim için 4 m oldu. Bak burası gitti zaten. E, m kaç? m de 2. Güzel. O zaman şimdi bunu kaybetmek için tabii ki de x gördüğüm yere eksi 3 vereceğim. Bunu çoktan anladınız zaten. Eksi 3 verdim. Burası 4 oldu. Eşittir. Eksi 3 versem burası sizlere ömür. Burası ne oldu? Eksi 4 n değil mi? O zaman buradan ne oldu? n'yi eşittir. Eksi 1 buldum. Çarp diyor. E çarpı ver. Çarptım. Eksi 1 dedim. Tamam mı? Bak çok karşınıza çıkar polinom eşitliğinde. Yapıverin. Zor bir şey değil. İkinci sorumuz polinom veriliyor. P 3 eşittir. Eksi 2 olduğuna göre C kaçtır? Hadi gari bunu da yapamıyorsanız da gari ne diyeyim ben size değil mi? X'e ne vereceksin? Burayı 3 yapacak sayı 1 vereceksin. X eşittir 1 için diyeceksin. Niye böyle dedim? Çünkü bu fonksiyon sorusu arkadaşlar. Polinomla alakası yok. Yani ben buraya P yazsam ne olur? F yazsam ne olur? Bunları fonksiyona da halletmek lazım. Tamam mı? Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp biliyorsunuz değil mi? O yüzden öğrenin yani çok zor değil. X yerine 1 yazdım. Burası ne oldu? P3 eşittir. 1 yazdığım zaman 1 5 artı C eşittir. Eksi 2 oldu. Burası eksi 4 yaptı. C eksi 4 eşittir. Eksi 2 dedim. Buradan C'yi de 2 buldum. C'yi mi soruyor? C'yi soruyor. Başka bir değer de sorabilirdi. C'yi yerine yazdıktan sonra o değeri de kolay bir şekilde bulabilirdim. Üçüncü sorumuz şöyle yapalım isterseniz. Üçüncü sorumuz ne diyor? Polinom veriliyor diyor. Buna göre x artı bir polinom katsayılar toplamı nedir? Kimin katsayılar toplamı bunun. Yani ne diyor? X'inde bir yazı ver diyor. Yazalım arkadaşlarım. Ne diyor? P2 değil mi? P2 eşittir soru işareti. Güzel. O zaman gelip burada x gördüğüm yere p2 yazalım. O ne diyor? 2 üzeri 100. Hadi bakalım bunu kim hesaplayacak? Tabi de kimse hesaplamayacak. Yüzgel bir şey vardır burada. 4 çarpı 2 üzeri 98 yazdım. Burayı 8 buna hesaplayayım. Ayıp olmasın. Eksi 3 dedim. Arkadaşlar şurası 2 üzeri 2 değil mi? Yani şu 4 2 üzeri 2. 2 üzeri 98'e çarparsam tabanlar eşit olduğu için üstleri toplayacağım. 98'e 2'yi topladım. 100 yaptı. Yani bunun kuralı bu. Yani kural derken ayarlanması bu. Artı bir de 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Bunlar gitti. E ne kaldı? 5 kaldı. Anlaştık. Polinom sorusundan daha ziyade bir üçlü sayı sorusu imiş Bu soru. Geldik buna. Bunun diyor sabit terimi kaçtır diyor. Şimdi sabit terimi derken burada kaçı istiyor arkadaşlarım? P2 değil mi? Sabit terim dediği zaman hemen hangi polinomun sabit terimini soruyorsa orada x gördüğüm yere hemen sıfır yazmam lazım. Yazdık da. Şimdi burada biz P2'yi nasıl bulacağız? Burada x gördüğüm yere ben kaç yazarsam P2 olur? 2 yazarsam ama bak burası da ne olacak? P1 olacak değil mi? He, i̇şler karışıyor arkadaşlar şöyle bir yorum yapabiliriz aslında biz. Mesela burası px polinomu. Polinomlarda derece kavramı var ya. Ben x ile px'i çarpmışım. Bir de px ile tekrar toplamışım. ikinci dereceden yapmış. Şu yorumu yapabilirim. Benim px polinomum kesinlikle birinci derecedendir diyebilirim. Yani ax artı b demem lazım. Galiba bunu istiyor. Sonra x ile çarpmış. Biz de çarpalım. a çarpı x kare artı bx. Sonra px eksi 1 demiş. Biz de yapalım. Yani x gördüğün yere x eksi 1 yaz diyor. Direkt polinom zaten şey direkt fonksiyon zaten bu fonksiyon bilgisi. Şurası 2x kare artı 3x eksi 1 yaptı. Güzel. E hocam ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Dağıtacağız. Buradan ax kare geldi. Buradan bx geldi. Dağıtıyorum arkadaşım bunda. ax eksi a oldu. Bir de artı b var burada. Bu da ne yaptı? 2x kare artı 3x eksi 1 yaptı. Çok uzamadı mı hocam dersen uzamadı. Çünkü ne yapacağımızı biliyoruz en azından. Tamam burada A var. Burada 2 var. Yani x karenin kat burada A. Burada da 2. O zaman ben A'ya 2 demek zorundayım. Sonra burada x'in katsayısı A artı B. Değil mi? Burada da x'in kat 3. E ben A'yı 2 bulmuştum. Değil mi? O zaman B'yi de kaç bulmam lazım? 1 bulmam lazım. E ben Px eşittir işte Ax artı B olsun demiştim. 2x artı 1 direkt oldu zaten. Şuradaki de tutar arkadaşım. Yani A yerine 2 yazıp b yerine 1 yazdım ama da eksi 1'e ulaşırsın. Tamam mı? Artık p2'yi bulduysam. Işte P2, Px'i bulduysam konuşamadım. O zaman x kölüme 2 yazıyorum. 2 kere 2 4. Bir daha yanımda var. 5 diyorum. Ve 5'in soruma doğru geliyorum. Bakalım ne diyor. Bak aynı mantık burada da var. Diyor ki. Sen px ile px eksi 2'yi çarptın. x kareli bir polinom. Şimdi bunlar aynı tür polinom. Yani x olması x eksi 2 olması bir şey değiştirmiyor. Dereceyle oynamaz. Mesela ben diyorum ki bunun derecesi 1. Çünkü birinci dereceden ile birinci derecenin çarparsam ancak ikinci dereceden yapar. Çünkü üstler toplanacak ya. O zaman ben px a ax artı b demek istiyorum. ax artı b bile değil arkadaşlarım. Direkt oradaki a'nın 1 olduğunu bile söyleyebilirim. Çünkü buradaki x karenin katsayısı 1 ya. Yani direkt biz px'i şöyle diyebiliriz. x artı a gibi bir sayı. Tamam mı? E p x eksi 2. E, o da kolay. Değil mi? Bunu bulduktan sonra p x eksi 2'yi çok güzel bulabiliriz. x eksi 2 artı a diyebilirim. Şimdi e, bunları çarpmışım ben. Değil mi? Ne bulmuşum? Bunu bulmuşum. E, bulalım bakalım. Çarpalım biz de. x artı a ile kimi çarpıyorum? x eksi 2 artı a'yı çarpıyorum. Daha bir şey söyleyeceğim size. Mesela. ...direkt x'e bir şey yazsa mıydı diye düşündüm de... ...mesela buraya x artı 1 yapmak için... ...x artı 3 yazmak lazım. Burada x artı 3 yazmak lazım. Aa olmadı. x eksi 1. Bak güzel bir şey var. Bak bundan vazgeçtim. Bundan vazgeçtim. Şöyle bir toparlıyorum. Olur mu olur. Yanlış değil ama bizi var ya bizden götürür. Soruyu çözerken aklıma başka bir şey geldi. Şimdi ben x'e burada öyle bir şey yazayım ki... ...direkt bu olsun arkadaşlarım. Bakalım. Bak x gördüğüm yere x artı 1 yazayım ben. Tamam mı? Burası x artı 1 oldu. Şuna ulaştım. Burası da x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1 eksi 2'den x eksi 1 oldu. Güzel. Yutmadık bak. Demek ki biz x gördüğümüz üzere x artı 1 yazmalıymışız. Yazarsak şurası p x artı 1 gelecek. Diğer tarafta p x eksi 1 gelecek. Tamam. E buraya da yazalım. E burası da arkadaşlarım şöyle çarpanlarına ayrılabilir belki. x artı 3 çarpı x artı 1 diye. Çünkü çarpımları 3 toplamları 4 yapıyor. Tamam. Buraya da x artı 1 yazacağım ama bak unutturmayın. x artı 1 yazdım. Ne oldu burası? x artı 4 oldu. Çarpı x artı 1 yazsam x artı 2 oldu. Artık bak bunu çarpmak daha kolay. x kare artı 6x artı 8 yaptı. x kare artı 6x artı 8 az kalsın var ya düşüyorduk ha. Yani yanlış mı yapardık? Yanlış yapmazdık ama uzatırdık işi. Tamam mı? Hadi bakalım geldik buna. Altta ne diyor? Kolonomikasyon toplamı hangisi diyor? Yani sana diyor ki p kare 1 e, koyduğum zaman 0. Yani aslında diyor ki p0'ın karesini bana buluver. E bulalım bakalım. Burada arkadaşlarım p0 bulmak için x gördüğümde ne yazmam lazım benim? Tabii ki de eksi m yazmam lazım ki 0 olsun. Yazdım gitti. O zaman p0 oldu burası. Eksi m yazarsam m kare oldu. Eksi m yazarsam eksi m kare oldu. Bir e de artı 5 mi oldu? Bunlar gitti. P05 geldi. E5'in karesini aldım. Tabii ki de 25. Bak M'li bir şeyler yazmış. Hemen M'li bir şeyler gelecek diye düşünüyorduk ama gelmedi. Tamam mıyız? Hadi bakalım. 7. sorudayız. 7. soruda diyor ki ben sana bir tane bir Px polinomu verdim diyor. Bunu da katsayılar toplamını bul diyor. E, kolay. Değil mi? E, kolay nasıl kolay? E, X'i Bir yazarım. He bir yazdım burası gitti diyor. Yani P'den eser kalmadı diyor. Tamam olsun arkadaşlar bir, biz bir yazalım. Bak burada Yabancı madde var. İlk önce bunu bir bulalım bakalım. 1 yazdım sıfır oldu burası. Hepsi gitti. 1 yazdım 1 oldu. Artı 1 yazdım m oldu. 1 eksi 2. Eksi Şunlar gitti arkadaşlarım. m'yi 2 bulduk. Bak yabancı maddeleri hep bulun. Bulmanın bir yöntemini arayın sorunun içinde. Kesinlikle bir şey vardır. x eksi 1 çarpı px eşittir. Burası ne oldu? x küp. Değil mi? m'yi 2 buldum. Artı 2 x kare. Ee, eksi x 2 eksi oldu. Tamam. Şimdi burada Px'i hocam yine 1 yazalım. 1 yazsan yine fayda vermez. Zaten. Çünkü daha burayı halletmedik. Bakın arkadaşlarım kesinlikle kesinlikle burasında x-1 çarpan olacak ki birbirlerini götürsün. Px yalnız başına kalsın. Bak x-1 çarpı Px değil mi burası? Ne yaparım da ederim bunu. Daha bölme işlemi bilmiyoruz. Polinomla da bölme işlemi bilmiyoruz. O yüzden şunu yapabilirim. X kare parantezini alabilirim şurayı. Şu ikisini. X artı 2 yapar bu bizim için. Bunu da eksi parantezine alırım. Bu da bizim için x artı 2 yapar. Sonra gelirim burada x artı 2, x artı 2 parantezine alırım. Değil mi? x artı 2'ler ortak çünkü. Bu parantezi alırım. Ne kalır? x kare eksi 1. Güzel. Ne çıktı karşıma? x artı 2 çarpı x kare eksi 1. Yani x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1 geldi. E burada ne vardı? x eksi 1 çarpı px vardı. Yani diyor ki senin şurası e şunla aynı zaten. E şurası da kim olacakmış? E burası da Px olacakmış tabii ki. Ya bak Px buymuş. E biz kim arıyorduk? P1 arıyorduk. Yukarıda yazıyor. P1 x görmeleri 1 yazdım. 3 oldu. Bir de buradan geldi 2. Çarpıştırdım. 6 oldu. Bak çok çıkar bak böyle sorular. Yani soru bankalarında falan o bir sürü vardır. Gırla vardır böyle sorular. Hemen ne yapın? Buradan mantığını öğrenin. Geçin oralarda çözün. Tamam mıyız? Px artı Px artı 1 eşittir. Bir şeyler vermiş. Buna göre Px polinomunun baş katsayısı kaçtır? Px artı 1 polinomunun sabit terimi kaçtır? Yani 0 yazarsam burası kaç olmuş olacak arkadaşlarım? Burası P1 olmuş olacak değil mi? Burası P1 olmuş olacak. Tamam. Bunun da katsayılar toplamı kaçtır? E bu da P2 olmuş olacak. Şimdi arkadaşlarım burada Px artı Px artı 1. Bak bunların baş katsayıları aynı olduğu için ve derecemiz de 2 olduğu için kesinlikle px polinomumuz ikinci dereceden bir polinomdur. Yorumunu yapmam lazım. Ve şurada da 4x kare var ya o da bize ipucu verecek. Yani diyeceğim ki ben aslında senin px polinomun 2x kare ile başlamak zorunda. Çünkü niye? E 2x kare buradan gelecek. 2x kare buradan gelecek. Toplayacaksın. 4x kare yapacak. Bu bir ipucu. Tamam mı? Sonra artı ax artı b diyorum. Ve buradaki a ve b'yi bulmaya çalışacağım. Sonra p1'leri bulacağım. Şimdi ilk önce px polinomun baş katsayısı cevabı 2'dir demiş. 2 midir? Evet bu 2'dir. Bu doğru. Sonra geldim. Ben px artı 1'i bulmak istiyorum. Şöyle px artı 1'i bir bulalım. 2 aç parantez x artı 1 ring karesi artı a aç parantez x artı 1 artı b. İsterseniz arkadaşlarım karesini alalım. Birincinin karesi x kare 2 ile çarptım 2x kare artı ikincinin birincilikin çarpımının katı 2x 2 ile çarptım 4x. İkincinin karesi 1. 2 ile çarptım. 2. Buna da dağıtalım. Burası da ax artı a artı b oldu. Tamam. Şimdi ne diyor? Topladığın zaman diyor. E toplayalım arkadaşlarım. Şu ax ile 4 ax'i ve bunu da toplarsak x parantezini alırsak 2a artı 4 geleceğini görüyoruz. Ve buradan sonra da buradaki x'in katsayısı 2 artık polinom eşitliği var burada. Buradan a'ya eksi 1 bulduk. Güzel. Sonra geldim sabitlere. Burada sabit bir tane bir b var. Burada bir tane 2 var. Burada bir tane A var. Burada bir tane daha B var. Bunların toplamında kaç yapacakmış? 3 yapacakmış. Güzel. E, A'yı biz eksi 1 bulmuştuk. Değil mi? Buradan 2B artı 1 eşittir 3 oldu. O zaman B'yi de 1 bulmuş olduk. Yani aslında bizim polinomumuz 2x kare eksi x artı 1 oldu. E, biz P1'i bulacaktık. X'e gördüğüm yere 1 yazarsam 2 eksi 1 artı 1'den 1'ler gitti. P1 2'ymiş arkadaşlarım. E yukarıdaki de P1'di zaten. X de 2. Hangisinin cevabı 2'dir diyor. Hepsinin cevabı 2 gelmiş oldu. Tamam mıdır? Yani bu derece olayını iyi kavramak gerekiyor. px bir polinomdur diyor 9'da. Px polinom sabitlerimi kaçtır? İlk önce arayacağımız şeyi bulalım. P0 arıyoruz arkadaşlarım. Çünkü Px'in sabitlerini bulacaksak x bölümlere 0 yazacağız. Tamam x gördüğümüz üzere 0 yazalım da nasıl olacak? Şimdi ilk önce px'in derecesini tahmin etmeye çalışalım bakalım yorumlarımızla. Şimdi ben burada şunu yapabilir yapabilirim aslında p0 bulabilir miyim diye baksak aslında bulamayacağız değil mi? Sanki oradan bir şey çıkmayacak gibi. O yüzden biz şuradan gidelim. Px'imiz bizim ne olabilir diye bakalım. Tamam mı? Şimdi Px'imiz bak burası x ya. Çarpınca x küp olması için arkadaşlarım x kareli bir ifade olması lazım ki bununla çarpınca x küp olsun. O zaman x kare ile başlayacağını anladım. Artı şurası ax artı b. Biz şuradaki e, p0 bulacağız ya b'yi bulsak bizim için iş bitti. Hepsini bulmamıza gerek yok. Şimdi o zaman px eksi 2'nin e, ne olduğunu bulmam lazım. Ona nasıl bulacağım? x görünmeli x eksi 2 yazacağım. x eksi 2'nin karesi değil mi? Artı a tane x eksi 2 artı b. Artı bir de şu x ile bunu çarpmam lazım. x küp artı x ile çarptığım zaman ax kare artı x ile çarptığım zaman bx. Bunun kaç olacağını söylüyor bana. işte x küp artı 2x kare eksi 3x artı m olacağını söylüyor. Biz b'yi arıyoruz. Bak biz m ile falan bir işimiz yok bizim. O zaman arkadaşlarım ne yapabiliriz? Burada zaten x küp x küp değil mi? A'yı bulmaya çalışalım. Çünkü A'dan sonra B de kendi kendine gelecek herhalde. Bak buradan bir tane x kare geldi. Hatta açabilirsiniz bile. x kare eksi 4x artı 4 artı dağıtalım şunu. ax eksi 2a artı b artı ax kare artı bx eşittir. 2x kare eksi 3x artı m gibi bir şey yaptı değil mi? x küpler gitmişti. Şimdi burada x karenin katsayısı bir a var bir de bir var. Demek ki a artı 1. x karenin katsayısı 2. O zaman a'yı ben 1 olarak bulabilirim. Sonra x'lerin katsayıları eksi 4 var. Burada artı a var. Değil mi? Başka burada da b tane b var. Eşittir. x'in katsayısı kaç? Eksi 3. a'yı 1 bulmuştum. Eksi 3. Eksi 3. b 0 geldi arkadaşlarım. Demişti ki b'yi bulsak iş bitmişti. b'yi bulduk. Sıfır olarak. Bunun belki şöyle bir şeyler yapılabilir. Yani sayı verilerek bir şeyler yapılabilir. Öyle yaptıysanız bir yorumlarda belirtir misiniz? Biz de öğrenmiş olalım. Yani şu anlık benim aklıma sadece bu geldi. 10. soru. Px polinom verilmiş. Px polinom katsayılar toplamı eksi 3. Yani demek istiyor ki P1 e aslında eksi 3. Olduğuna göre Q3 eksi 0 sabitlerim nedir? Tamam. X kölümüne 0 yazıyorum. Hemen Q3'e ulaşmaya çalışıyorum. Ben buna bir taşta iki tuş. Bir taşta iki kuş diyorum arkadaşlarım. Diyemedim onu da. Yani ne demek hocam? X yerine öyle bir sayı yazacağım ki hem bu çıkacak hem de bu çıkacak. Öyle kurgulanmıştır. O zaman X yerine 2 yazıyorum. Bak 2 yazdığım zaman burada P1 oluyor. 2 yazdığım zaman 4 bir de burada 5 var. Q3 oluyor. Bak direkt geldi. Artı X gördüğüm yere 2 yazdım zaten. Şurası 2. Şimdi bana burayı vermiş. Eksi 3'ü vermiş. Şurası eksi 3'müş. Burayı soruyor arkadaşlarım. E ben buraya da eksi 1 diyeyim ki eksi 5 2 daha Eksi 3 yapsan ya da bunu buraya attın. Her tarafı 5'e falan böldün. Aynı şeyler. Yani burada bir şekilde denklemi çözmemiz gerekiyor. Geldik 11'e. Hadi bakalım son iki sorumuz. M eksi farkının değeri kaçtır? px eksi 1 eşittir. Bu P artı 1 bu. Şimdi arkadaşlarım isterseniz P geçip eşitleme yapabilirsiniz. Ama biz şöyle yapalım mı? Mesela yukarıda x gördüğünüz yere 1 yazalım. P 0 bir bulalım değil mi? P 0 acaba ne olacak? x'e 1 yazdığım zaman p0 eşittir 1 artı 3 eksi 2'den kaç oldu? 4'ten 2 çıktı. 2 oldu. Mesela x görüntüye de burada eksi 1 yazayım ben. Değil mi? Eksi 1 yazarsam yine bak p0 olacak. E burada 1 oldu. Bak eksi 1 yazdım. Eksi m artı n oldu. E yukarıdakine eşit olmak zorunda 2. E buradan eksi m artı n 2 oldu. Yani 2 eksi 1'den 1 oldu. E, m eksi neyi soruyor? E, çarpalım arkadaşlarım eksiyle m eksi de tabii ki de eksi -1 olacak. Yani belki bizim p x'e geçeceğimizi falan düşündü hocamız ama yani oradan biraz uzun olurdu. Tabii biz onları yutmayız değil mi? Şöyle gelelim bakalım. Tabii bu işin esprisi yani yutmayız derken hangisi o an aklımıza geliyorsa onu yaparız arkadaşlarım. Çok da öyle illaki hepsinde süper yoldan çözeceğiz diye bir İddiamız yok. Ne aklımıza geliyorsa test çözerken onu yapmaya çalışıyoruz. Evet 12 ile bitirelim arkadaşlarım. Başka sayılar aynı olan birbirinden farklı ikinci dereceden px ve qx polinomları için eşitliği geçerliymiş. pk ile qk eşitliğini sağlayan k kaçtır diyor. k kaçtır diyor. Neyse baş katsayıları aynıymış bunların. Şuraya yazalım mı? Yani bizim px'imiz aslında x kare ile başlayacakmış. Ama burası ax artı b gibi bir polinommuş. Aynı şekilde QX'imiz de X kare ile başlayacakmış. Burası da CX artı D gibi bir polinommuş. Bize diyor ki P1 Q1. Bak şimdi bunların farklarını alayım ben. Yani yazdığım zaman onu hissettim ama şuradan şöyle bir şey yapsam ben. P1 eksik ya da yazayım bakalım bir. P1 yazdım arkadaşlarım. 1 artı A artı B yazdım. Tamam mı? Sonra P2'yi yazdım. 4 artı 2A artı B. Yazalım görelim. Ben fark ettim de olsun yazalım. P9'u yazıyorum. 81 artı 9A artı B. Eşittir. Aynısı burada varsa eğer. Q1 yine 1 artı C artı D. Q2 4 artı 2C artı D. Q9 81 artı 9C artı D. Açık açık yazdım ki görelim diye. Bak. Şuradaki 1, buradaki 1, birbirini götürecek zaten arkadaşlarım. Sonra, e, buradaki 4, buradaki 4, birbirini götürecek. 81, 81, birbirini götürecek. Bunu görmemizi sağlıyor. 2a, 1a daha, 3a, değil mi? 9 da burada var. Ne yaptı? 12a mı yaptı? Şurası 12a yaptı. Sonra buradan 1, 2, 3, 3b geldi. Şurası 3b. Eşittir. Buradan, e, buraya geldik. C. 2C daha etti bize 3C. Buraya da geldik. Etti bize 12C, değil mi? Sonra D'leri de yazdığım zaman artı o da 3D gelir elde, değil mi? 1 2 3. Yani bunlar aynı olması lazım ki bir şeyler yapalım. E ne yapalım? Atalım bunları buraya. Bakalım nasıl bir şey oldu? Şimdi 12 A 12C arkadaşlarım. 3D 3B oldu, değil mi? Yani ben Burayı 3'e bölsem 4A 4C aslında D eksi B gibi bir ilişki geldi elime. Tamam doğrusun bakalım. Şimdi diyor ki bana bunların eşliğini sağlayan K kaçtır diyor. Şimdi ben yine K yazsam K kare K kare birbirini götürecek. K yazsam A çarpı K artı B eşittir. K yazsam C çarpı K artı D olacak. E bak şimdi bunu atalım buraya. Yani A çarpı K eksi C çarpı K eşittir d eksi b oluyor değil mi? Ben de onu yine 4 parantezinde a eksi c yazsam ki bunda k parantezine alsam a eksi c yazsam buradan zaten 4 gelce görülüyor. Şunlar gitti. T de 4 olmuş oldu ve testimizi bitirdik arkadaşlarım. Evet bir dahaki dersimizde nasipse test 7 ve test 8'i çözeriz. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.